Değerli milletvekillerim, bu bütçe tasarısında adalet yok, eşitlik yok, vicdan yok, denge yoktur. 80 milyonluk ülkenin vergileri yandaşa, rantçıya, faizciye, tek adamın harcamalarına ve lüks araçlarına gidiyor. Hesap sorduğumuzda AKP'nin genel başkanı bizlere ana ihanet partisi ülke yaptıklarının hiçbirini görmüyor diyor. Biz ülkeye yaptıklarını çok iyi görüyor ve biliyoruz. Asıl ihanet 80 milyonu yoksullaştırıp Man Adası'na vergi kaçırmaktır. Asıl ihanet İranlı bir sahtekardan rüşvet alıp ülkemizin itibarını 5 para etmektir. Asıl ihanet ülkeyi parsel parsel teröre, rantçıya, yandaşa peşkeş çekmektedir. Asıl ihanet ormanlarımızı, derelerimizi, doğamızı millete küfredenlere teslim etmektir. Asıl ihanet FETÖ'yü bu ülkenin başına bela etmektir. Asıl ihanet FETÖ ne istediyse hepsini vermektir. Ülkede başka dert kalmamış ki utanmadan çıkıp Milli Piyango'ya, Loto'ya haram diyorsunuz. Ülkemizde bu kadar yoksul ve işsiz varken iktidarın milyonlarca vergi kaçırmasına neden haram demiyorsunuz? 80 milyondan vergi alan bir kurum olarak neden bir kez bile rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk haram demiyorsunuz? Çocuklara tecavüz edilirken, kızlarımız yurtlarda yanarken bir kere bile neden yazıktır, günahtır demediniz? Kadın cinayetleri, iş cinayetlerine fıtrat denirken bir kelime bile etmediniz. FETÖ din yalanlarıyla insanları kandırırken neden tek bir kelime söylemediniz? Şimdi Milli Piyango haram diyorsunuz. 80 milyondan vergi alıp sadece tek adam propagandası yapan TRT'nin aldığı vergiler sizce helal mıdır? Milli Piyango haramdan milyonlarca Alevi'den Diyanet'e giden vergiler sizce helal mıdır? Alevilerden aldığınız vergileri sadece tek bir mezhebin hizmetine aktarmanız sizce helal mıdır? Ülkede tarım, hayvancılığı, esnafı bitirdiniz. Sabredin. Milyonlarca insan işsiz durumda, iş bulamıyor. Aralık ayı itibariyle gerçek işsizlik 5 milyonu aşmış durumdadır. Ne yazık ki diplomalılar işsizlikten, ekonomi sıkıntıdan intihar ederken diplomasız adamlar ülke yönetti, vergi cennetlerine milyonları kaçırdı bir ülkeden yaşıyoruz. Bu bütçede yer vermediğini işsiz gençlerimiz bu yaptıklarınızı asla unutmayacaklardır. Halkımıza yaşattığınız bu ekonomik krizin faturası önümüzdeki seçimlerde mutlaka ödeyeceksiniz. Bu bütçe adaletli, eşitli, ekonomik refah içermiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saray bütçesine tümden sonuna kadar hayır diyoruz. Biz rant değil, halk için bütçe istiyoruz. Konuşmamı Adnan Yücel'in bir dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Düşlerin sonsuza koştuğu yerde, sabrın çiçeklerini açtığı yerde asla kapanmaz yaşanan defter. Çünkü tarihin güzel yerinde son sözü direnenler söyler. Anladınız mı? Evet.